Bayram tatilini geride bıraktık. Bu vesileyle hepinizin geçmiş bayramını bir kere daha kutluyorum. Hafta sonu Suriye'de hain terör örgütünün saldırısında şehit olan iki Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı. Yaralanan iki evladımıza da acil şifalar dileyerek sözlerime başlıyorum. Değerli basın mensupları. Geçtiğimiz hafta sonu 24 Temmuz Cumhuriyetimizin tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nın 98. yıl dönümüydü. Lozan, büyük bir milletin emperyalizme karşı cephelerde verdiği varoluş mücadelesini diplomasiyle taşlandırdığı zaferin adıdır. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle bu antlaşma, Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve sevra anlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden belgedir. Lozan iktisadi bağımsızlığımızın da tapu senedidir. Osmanlı'yı yüzyıllarca sömüren, tüketen kapitülasyon prangası Lozan'la kırılıp atılmıştır. Bugün Türkiye bağımsız ve özgür milletler ailesinin şerefli bir üyesi ise, semalarımızda al yıldızlı bayrağımız dalgalanıyorsa, minarelerimizden ezan sesleri duyuluyorsa, bunu şanlı kurtuluş mücadelemize ve onu taşlandıran Lozan Anlaşması'na borçluyuz. Bugün hala şanlı tarihimize keşke Yunanlılar galip gelseydi diyenlere aynı pencereden bakan, Lozan'ı istiskal etmeye çalışan densizleri ise düştükleri zavallık çukurlarında bir başına bırakıyoruz. Saray ve şürekasının Lozan için neler düşündüğünü biliyoruz. Bu sır değil ama Saray ittifakının ufak ortağının Erdoğan şahsı hükümetinin Lozan'a bakışındaki sakatlığı nasıl yorumladığını da ayrıca merak ediyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Lozan Anlaşması'nın mimarı İsmet İnönü'yü, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını bir kere daha saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, ne yazık ki geçtiğimiz Kurban Bayramı'nı da bayram tadında yaşayamadık. Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketleri canımızı, yüreğimizi yaktı bayramımızı zehir etti. Felakette yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Artık her yaz Karadeniz'de bir sel felaketi yaşıyoruz. Bu kaçıncı sel, bu kaçıncı felaket? Peki bu felaketlerin tek sorumlusu Erdoğan şahsı hükümetinin söylediği gibi çaylıklarda kullanılan azot gübresi mi? Veya yamaçlara yüksek ev yapan vatandaşlarımız mı? Hayır. Bu felaketlerin birinci dereceden sorumlusu yandaşlara yaptırılan HES'lere, rant için ormanların katledilmesine, yanlış yapılan yol, köprü ve su bentlerine izin ve onay veren Erdoğan şahsım hükümetidir. Ama bunların yönetim anlayışını artık hepimiz biliyoruz. Beylerin yetkileri çok ama sorumlulukları hiç yok. Ne diyor Tarım Bakanı? Vatandaş kendini korumanın yollarını bulacak. Allah aşkına iş yine vatandaşa kaldıysa siz o koltuklarda neden oturuyorsunuz? Siz ne işe yarıyorsunuz? Battıkça zıvanadan da çıkıyorlar. Gerçekten metal yorgunu bunlar. Artık ne yaptıklarını bilmiyorlar. Millet evinden barkından olmuş. Beyefendi kapısının önünde çay yetiştiren yurttaşlarımızı otobüsten kafalarına çay atarak teselli etmeye çalışıyor. Sele karşı keyif çayı için diyor. Almanya'da sel felaketi oldu. Ama Almanya'yı yönetenlerin aklına felaketse de Almanların üstüne çay paketi atmak hiç gelmemişti. Onun yerine selden zarar görenler için 400 milyon avroluk acil destek paketi açıkladılar. E neden? Çünkü devlet milletin kafasına böyle tepeden tepeden çay paketi atarak saçmalamak için değil, zor günlerinde milletine destek olmak için vardır. Bu vesileyle arkadaşlarımız da bize ve Arhavi'de milletimizin yanındalar. Bunun da Milletvekili arkadaşlarımız bunun da altını çizmek isterim. Bayramın sonunda yeniden salgında yüzleşmek zorunda kaldık. 10 günlük uzun bayram tatilinde hükümet salgını unuttu, millete de unutturdu. Plajda, mesire yerlerinde, maskede, mesafede kalmadı. Sonuç, Temmuz ayı başında 4 binlere kadar düşen vaka sayısı dün itibariyle 14 binin üzerine çıktı dünyada en yüksek günlük vakasına sahip 15 ülkeden biri yeniden olduk. TÜİK hala 2020 ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınlayamıyor. Yine hastane yatış sayıları 3 haftadır her ne hikmetse açıklanmıyor. Diğer taraftan bugüne kadar aşı yaptıranlardan kaçı koronavirüse yakalandı, bunlardan kaçı Çin aşısı, kaçı Alman aşısı oldu, kaçı hastaneye yatırıldı, kaçı yaşamını yitirdi, e bunları da öğrenmek milletimizin hakkı. Yine bir başka konu aşılamada neden hızımız düştü? Şu ana kadar nüfusumuzun ancak yüzde yirmisini iki doz aşılayabildik. İsrail'de nüfusun yüzde altmış biri, Kanada'da yüzde elli beşi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde kırk dokuzu, Avrupa Birliği'nde yüzde kırk altısı iki doz aşılandı. Salgının başından bu yana milletimiz canıyla cüzdanı arasına sıkıştırıldı. Erdoğan şahsı hükümeti nüfusun yüzde ellisini iki doz aşılayamadı. Ama onun yerine can yerine cüzdan tercihinde bulundu. Ve bir kez daha kontrolsüz bir şekilde açıldık. Şimdi dördüncü zirvenin hemen başında olduğumuzu söyleyen bilim insanları var. Aşılama ve tedbirlere gereken özen gösterilmezse Eylül-Ekim aylarında yeni bir kapanma yaşanırsa bunun yaratacağı ekonomik ve sosyal yıkım çok daha büyük olacaktır. Salgın sadece bugünümüzü, sağlığımızı, cüzdanımızı, işimizi, gücümüzü tehdit etmiyor. Geleceğimizi de tehdit ediyor. Evlatlarımız bir buçuk yıldır okula gidemedi. Dördüncü zirveye Eylül ayında tır, tırmanılması durumunda yeni eğitim ve öğretim yılı da başlamadan tehlikeye düşecek. 15 yıldır uzaktan eğitim fiyasko oldu. Pek çok evladımız eğitime ulaşamadı. Ulaşanlar da verilen eğitimden bir şey anlamadı. Eğitim sistemimiz zaten berbattı. Salgınla beraber kötüye gidiş daha da katmerlendi. Çok üzülerek ifade ediyoruz. Bu bir nesli kaybetme tehlikesi her geçen gün büyüyor. Bizim de kurucu üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı bir takım verileri son günlerde arka arkaya tüm dünyayla ile paylaşıyor. Eğitimdeki çöküşten, gençlerimizin salgında yaşadığı buhrana kadar pek çok sorunun boyutlarını bu verilerden karşılaştırmalı olarak görebiliyoruz. Milletimiz eğitim sisteminden memnun değil. 2010'da vatandaşlarımızın yüzde 61'i eğitim sisteminden memnunmuş. 2020'de bu oran yüzde 27'ye düşmüş. 10 yılda 35 puanlık düşüş. Bu tam bir çakılma. OECD üyesi 36 ülke içinde vatandaşların eğitim sisteminden en az memnun olduğu ülke bizim ülkemiz Türkiye. Eğitimde memnuniyetsizliğin en hızlı arttığı ülke de yine Türkiye. Getirisi en yüksek olan eğitim kademesi okul öncesi eğitim. Bunu biliyoruz. Bilimsel çalışmalar buna işaret ediyor. Ama ülkemizin en zayıf olduğu eğitim kademesi de ne yazık ki okul öncesi eğitim. Bunu ben söylemiyorum. Bu OECD verilerinde yazıyor. 3 yaşındaki çocuklarımızın okul öncesi eğitimde kayıt oranı yüzde 10. Diğer OECD ülkelerinde aynı oran ortalama yüzde 78. 4 yaşındaki çocuklarımızın okul öncesi eğitimde kayıt oranı yüzde 39. OECD'de ortalama yüzde 89. Bunlar rakiplerimizin çok gerisinde kaldığımızı, eğitimde fırsat eşitsizliğinin giderek katılaştığını ortaya koyan veriler. Şimdi hali vakti yerinde olanlar çocuklarını okul öncesi eğitimine gönderebiliyorlar. Ama fakir fukaranın çocuğu okul öncesi eğitimden mahrum kalıyor. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğine, eşitsizliğine bir başka örnek, öğrencilerin bilgisayar erişiminde Meksika ve Kolombiya ile beraber bu alanda en kötü üç ülkeden biriyiz. Türkiye'de zengin çocukların okuduğu okullarda bilgisayara erişim yüzde 86, yoksul çocukların okuduğu okullarda bilgisayara erişim yüzde 46. Arada koskocaman bir uçurum var. Eğitimdeki bu uçurumlar ülkemizin Erdoğan hükümetleri döneminde yoksulluğun babadan evlada miras kaldığı bir düzene geçmekte olduğunu gösteriyor. Bu ülkede babalar ceketini satar, çocuklarını okutur. Analar yemez evlatlarına yedirir. Yeter ki evlatlar okusun, yetişkin, yetişsin ve büyük adam olsun. Bu ülkede fakir fukaralıktan kurtulmanın en emin yolu okumak olmuştur. Bir çocuk okuduysa, tahsilini yaptıysa hem kendi hayatı kurtulur, hem de gelecek neslin hayatı kurtulur. Cumhuriyet bize bunu öğretmiştir. Cumhuriyet okuyup mühendis olan bir çobanın cumhurbaşkanı olduğu rejimin adıdır. İşte bunun için eğitim politikaları mutlaka milli olmak zorundadır. Mutlaka eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Ama Erdoğan şahsım hükümetleri cumhuriyetimizin pek çok milli niteliğine darbe vurduğu gibi milli eğitime de darbe vurmuştur. Çocuklarımıza, gençlerimize kendi meşrebince ideolojik format atabilmek için eğitim sistemini perişan etmişlerdir. Beraber yol yürüdüğü, yağan yağmurlarda beraber ıslandığı terörist ortaklarının sınav sorularını çalarak askeriye, adliyeye, tıbbiyeye yerleşmesine kasten göz yummuşlardır. Öğrenci seçme yerleştirme merkezinin anahtarını bilerek terör örgütüne teslim etmişlerdir. İdeolojik öncelik ve hedefleri için binlerce fakir fukara gencimizin emeğini, geleceğini, umutlarını çalmışlardır. Tam müden kulak kıymışlardır. Artık bugün ülkemizde yükselmek için okumak değil, saray şürekasından olmak daha önemli oldu. Elbette bu düzen böyle gitmeyecek. Milletimizin takdiriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş başına gelmesiyle eğitim sistemi milli olacak. AK Parti hükümetlerinin gençlerimizden çaldığı umutları biz tekrar gençlerimize geri vereceğiz. Ne güzel diyor Mehmet Akif. Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Hata bir kez yapılırsa hatadır. Tekrarlanırsa bu artık bir tercihtir. Genel başkanımız kaç defa uyardı. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayın dedi. Ama Erdoğan şahsı hükümeti bugün bile aynı hatalarda ısrar ediyor. Adliyi, askeriyi, asayişi tarikatlar arasında parlı paylaştırıyor. Ne oldu o cübbeli amiral? Anlaşılıyor ki bu şahıs ordudan atılmak yerine Yüksek Askeri Şura'da tüm özlük haklarıyla beraber emekli edilecek. Herhalde ardından da bir yerlerde yönetim kuruluyu veya üyeliği veya sadatta ballı maaşlarla görev verilir. Adalet bunun neresinde? Ahlak bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? Ama artık milletimiz bu vicdansızlara, bu zalim yönetime güvenini tamamen kaybetmiştir. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. 19 yıllık Erdoğan döneminin sonunda takke düşmüştür, kel görünmüştür. Tekrar OECD verilerine dönelim. 2010'dan 2020'ye vatandaşlarımızın mahkemelere güveni %59'dan %37'ye düşmüş. 10 yılda adalete güvende 22 puan düşüş var. Türkiye 36 ülke içinde adalete güvenin en hızlı düştüğü ülke. Tekrar OECD içinde hükümet gücünün denetimle dengelenip sınırlanmasında en kötü durumdaki ülke Türkiye. Tabi buna bağlı olarak temel hak ve özgürlüklerin korunmasında da en sondayız. Yani Erdoğan şahsım hükümetleri devletin adalet direğini de tamamen çökertmiş. Erdoğan şahsım hükümetinin kitabında adaletle hükmetmek yok. Bunu artık herkes biliyor. Usta Usta polisiye romancımız Ahmet Ünlü son romanında yöneten asla adaletten ayrılmamalı. Akraba kayırmamalı. Yasaya uymalıdır. Yasa yoksa tahta yoktur. Taç da yoktur. Saray da yoktur demiş. Milletimiz de bunun farkındadır. Erdoğan'a yasaya uymadığın için bundan sonra sana iktidarda yok, sarayda yok demeye hazırlanmaktadır. Bizim iktidarımızda devletin hak, hukuk, adalet direği yeniden ayağa kaldırılacaktır. Adalet devletimizin temel direği olacaktır. Bu zalim düzende millet yokluk diyor, saray okluk diyor. Erdoğan şahsı hükümeti güzelim koya saray konduruyor. Bu zalimlerin elinde millet açız geçinemiyoruz diyor, saray millete porsiyonları küçültün diye tavsiyelerde bulunuyor. Sonra Kıbrıs'ta da saray konduracağız diyerek millette alay ediyor. Acaba Kıbrıs Türk'üne sordunuz mu? Saray istiyorlar mı? Kibir ve nobranlık hastalığıyla malul saray kimsenin fikrine, görüşüne saygı duymuyor. Millet unuttu, milletin sesini duymuyor. Varsa yoksa kendisi ve yandaşları. Milletin çoluğu, çocuğu çalışacak tek bir iş bulamazken sarayın beslemeleri, yanaşmaları, tosuncukları üçer beşer demeden yönetim kurullarına doluşturuluyor. 3-5 ayrı yerden 3-5 ayrı maaş bağlanıyor. <laughs> Ülkemiz Erdoğan şahsı hükümeti elinde en önemli üstünlüğü olan genç nüfus avantajını bir türlü kullanamadı. Bu hükümet elinde gençlerimiz ne eğitimle ne de işle buluşabildi. Gençlerimiz anasının babasının dizinin dibinde oturuyor. Tüm OECD ülkeleri içinde en yüksek ev genci oranı ne yazık ki bizde. 15-29 yaş arasındaki her 100 gencimizden 31'i ev genci olmuş, anasının babasının eline bakıyor. Üniversite mezunlarımız işsiz. 3 kuruşa iş bulanda mesleğini yapamıyor. Mühendislik okuyan kasiyerlik, bankacılık okuyan çiftçilik yapıyor. Gençlerimiz sadece kendisi için değil. Ailesi için de kaygılı. Yine OECD'nin yaptırdığı bir başka ankete göre 18-29 yaş yaşta, yaş aralığındaki gençlerimizin %71'i önümüzdeki yıllarda ailesinin finansal durumundan kaygılı. Yine her 100 gencimizden 63'ü salgın döneminde ailesinden birinin iş durumunun bozulduğunu söylüyor. 18 24 9 yaş arasındaki gençlerimizin %77'si ise salgın döneminde hükümet daha çok destekte bulunmalıydı diyor. Hep söylüyoruz. Gençlerine umut olamayan bir ülke geleceğine de güvenle bakamaz. Türkiye geleceğine umutla bakacaksa gençlerimizin çalınan umutlarını gençlere geri vermek zorunda. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gençlerimize çalınan umutlarını geri vereceğiz. Eğri oturup Doğru konuşalım. 19 yıldır izlenen, üretmeden tükettiren, kazanmadan harcattıran, aradaki makası da borçla kapattıran, betona ve ranta dayalı büyüme modeli artık iflas etmiştir. Türkiye gelişmişlik merdivenlerini hızla tırmanacaksa bunun yolu tarımsal ve mamul mal üretimini arttırmak tüm dünyayla rekabet edecek şekilde bunu yüksek verimlilik artışıyla sağlamaktır. Birlikte sağlamaktır. Afro-Avrasya coğrafyasında Kapıkule'den Hindistan sınırına kadar en gelişmiş sanayi altyapısı bizim ülkemizde. Coğrafi konumumuz ise eşsiz. 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye 1,5 milyarlık nüfusa 22 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkanımız var. Ama bu avantajlarımızı kullanamıyoruz. İmalat sanayindeki işletmelerimizin yüzde 89'u düşük ve orta düşük teknolojili ürün üreten şirketlerden oluşuyor. Yine imalat sanayinde çalışanlarımızın yüzde 79'u bu firmalarda istihdam ediliyor. Toplam üretimin yüzde 71'i de bu firmalarda gerçekleştiriliyor. 2021'in ilk 5 ayı itibariyle yüksek teknolojili ürün ihracatımızın payı toplam ihracat içinde sadece %3. İmalat sanayi ihracatımızın yüzde %62'si düşük ve orta düşük teknoloji ürünlerin ürünlerin ihracatından oluşuyor. Bu da ülkemizin uluslararası iş bölümündeki zayıf konumunu açıkça ortaya koyuyor. Böyle bir üretim ve teknoloji yapısıyla orta gelir tuzağından çıkmak mümkün değil. Düşük verimlilik, <laughs> düşük ücret, düşük katma değer, düşük teknoloji tuzağında hapsolup kalıyoruz. Türkiye elbette bu prangaları kırıp atacak güce sahip. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki planlı programlı bir kalkınma hamlesini başlatabilsin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu yapmaya talibiz. Ama Erdoğan şahsı hükümeti bir yandan iyi eğitimli gençlerimizi küstürüyor. Yurt dışına ciddi bir beyin göçü vermemize neden oluyor. Diğer yandan da ülkemizi düzensiz göçmen ve sığınmacılar için bir açık hava hapishanesine çeviriyor. Çok açık söylüyoruz. Bu yapılan gaflettir delalettir ve hatta milletimize hıyanettir. Bunları söylemek kesinlikle ırkçılık değildir. Türkiye kurulan demografik, demografik, siyasi, sosyal ve iktisadi tuzağı açığa çıkartmaktır. Sığınmacı ve mültecilerin insanlık dışı bir siyaset oyununa, kirli bir emperyal senaryoya malzeme edilmelerine isyan etmektir. Suriye krizi 10. yılını doldurdu. Ve bugün geçici koruma kapsamında 3 milyon 688 bin 93 Suriyeli ülkemizde yaşıyor. Bunlar tabi göç idaresinin resmi rakamları. Gerçek sayının ise 5 milyon civarında olduğu söyleniyor. E, bu kadar Suriyeli durup dururken ülkemize gelmedi. Büyük Orta Doğu Projesi'nin Neş Başkanı'nın Emevi Camii'nde namaz kılma rüyası bu kargaşayı, bu acıklı göçü tetikledi. Bunu kimse inkar etmiyor. Bugüne kadar Suriye'deki iç savaştan İsrail karlı çıktı, Amerika Birleşik Devletleri karlı çıktı, Rusya karlı çıktı. Ne kadar emperyalist güç varsa hepsi karlı çıktı. Ama bu savaşın iki büyük kaybeden oldu. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğer ise Suriye Arap Cumhuriyeti. Suriye'deki savaşın ilk günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi YT olarak Hatay'a yaptığımız bir ziyarette yaşadığımız şu anekdotu hiç unutmuyorum. Bir lokantacı esnafımız gelen Suriyelilerin lokantasında yediğini içtiğini anlatmıştı. Ama iş hesap ödemeye geldiğinde bizi buraya Erdoğan çağırdı. Hesabı da o ödesin deyip gittiklerinden şikayet etmişti. Evet. O gün bugündür hesabı Erdoğan değil ama milletimiz kat be kat ödüyor. 40 milyar dolardan fazla bir kaynak vergi mükelleflerimizin cebinden yok yere harcandı. Ama Suriye'deki savaşın yarattığı asıl iktisadi kayıp bu paralar değil. Asıl büyük iktisadi kaybımız Türkiye'nin düşük teknolojili üretim yapısına hapsedilmesi oldu. Biraz önce sanayi üretimiyle ilgili rakamları ifade ettim. Türkiye bugün hala örgü giyim ihracatçısıysa, hala bisküvi, un, halı gibi harcı alem ürünleri satarak küresel ticarette yer alıyorsa, bunun sebeplerinden biri de işte bu kontrolsüz göç. Suriye'den ve son zamanlarda Afganistan'dan eğitimde ve beceride Türkiye ortalamasından bile düşük iş gücünün girişi üretilen ve ihraç edilen ürünlerimizin niteliğini düşük teknolojili ürünlere çiviledi. Türkiye'nin çoktan bazı sektörlerini kalkınmada geri kalmış ülkelere transfer etmesi ve bunların yerine yüksek katma değerli yüksek teknoloji sektörlere geçmesi gerekirdi. Ama bunun yerine Suriye'den ve başka yerlerden göçmen alıp bunları da kayıt dışı ucuz iş gücü olarak çalıştırarak düşük teknolojiyle emek yoğun sektörlerini ayakta tutmayı tercih etti. Sonuç? Sonuç yoksullaşma. Bugün bazı sanayicilerimiz Suriyeliler, Afganlar olmasa çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Bu üretim yapısıyla üç kuruşu adam çalıştırıp rekabet edeceğiniz tek yer Afrika'dır. Biz bu güzel ülkemizin Avrupa'nın Afrika'sı, Bangladeş'i veya Vietnam'ı olmasını istemiyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin tam üyesi olarak bölgenin yüksek teknoloji üretim üssü olmayı istiyoruz. Kişi başına gelir de hızla Avrupa Birliği ortalamasını yakalayıp onu da geçmek istiyoruz. Ama Erdoğan şahsı hükümeti ve Avrupa Birliği'nin oyunu çok farklı. Merkel'in son sözleri bu çerçevede önemli bir itiraf. Türkiye'nin AB üyesi olmasını beklemediğini ifade eden Merkel, Erdoğan'ın Suriyeli mültecilere ev sahipliği konusunda olağanüstü başarı sergilediğini söylüyor. Sonra da ağzındaki baklayı çıkarıyor. Bunun için Türkiye 3 milyar avro rüşvet vereceğini itiraf ediyor. Merkel AB ve Erdoğan'ın hem milletimizin hem de sığınmacıların üzerinden oynadıkları kirli siyasi oyunu deşifre ediyor. Bugün de Avusturya Başbakanı çıkmış. Afganistan'dan kaçanların Avusturya, Almanya, İsviçre'ye gelmesindense Türkiye'ye yerleştirilmesinin daha uygun olduğunu söylüyor. Ne ala memleket, tüm bölgeyi emperyalist emelleriniz için istikrarsızlaştırın, kan gölüne çevirin, kabaran göç dalgasını durdurma işini de 3-5 milyar avro rüşvet karşılığında Türkiye'ye havale edin. Kendinize gelin. Türkiye Avrupa'nın göçmen getosu değildir, olmayacaktır. Bunu hepiniz böyle bilin. Biz Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliğinden tamamen uzaklaştıran, bizi sığınmacılar için açık hava hapishanesine çeviren, milletimizi yoksullaştıran bu senaryoya asla razı olmayacağız. AK Parti'nin Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Fransa'dan, Almanya'dan bakınca Türkiye süper güç görünüyor diyordu. E madem öyle, Almanya'ya biz 3-5 milyar doları verelim Sayın Ünal, bu Suriyeli ve Afgan göçmenlere Almanya baksın. Zaten bu göçmenlerin gitmek istediği yer Türkiye değil ki Almanya. Çok açık söylüyoruz. Bu mesele Türkiye'nin en önemli beka meselesidir. Ama ülkeyi yönetenler öyle kendilerinden geçmiştir ki AK Parti'den bir genel başkan yardımcısı çıkıp bu ihaneti mazur göstereceğim diye bu topraklara daha önce gelenler ülkeyi önden terk etsin, Suriyelilere yol yordam öğretsin gibi bir saçmalığı ağzında geveleyebiliyor. Ne de, neymiş? Suriyeliler söylüyormuş. Ne güzel diyor Şemsi Tebrizi. Edep aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar da kıymetlidir. Kontrolsüz göç meselesi çok ciddi bir meseledir. Tek bir adamın iki dudağı arasına bırakılacak bir mesele hiç değildir. Bu mesele partiler üstüdür. Milli bir meseledir. Meselenin sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Hiç kimse bize bu konuda hukuk dersi vermeye kalkmasın. Biz konunun hukuki, siyasi, iktisadi ve diğer tüm boyutlarına vakıfız. Ve iktidara gelir gelmez de arkamıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alarak bu konuların çetin müzakerelerini yapmasını çok iyi biliriz. Avrupa'yı da öyle gözüküyor ki bunun korkusu sarmış durumda. Erdoğan gitmeden onunla yeni bir rüşvet anlaşması yapmak istiyorlar. Buna hem Suriyeliler hem Afganlı, Afganistan'dan gelen e, sığınmacılar dahil. Erdoğan buna teşne olabilir ama biz buna kesinlikle razı değiliz. Milletimizin de razı olmadığını biliyoruz. O nedenle bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bitirmeden önce kardeş ülke Tunus'ta dün üzücü bir takım gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı parlamentonun faaliyetlerini askıya aldı. Bu milli iradenin tecelligahı parlamentoya karşı yapılan sivil bir darbedir. Askerlerin parlamento başkanını parlamentoya sokmaması ise kabul edilemez. Tek adam rejimlerinde cumhurbaşkanlarına seçilmiş de olsa parlamentoyu fesih yetkisi verilmesi verilmesinin demokrasiyle bağdaşmayacağını, bir ülkedeki demokrasiyi nasıl tahrip edeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Tunus'ta yaşananlar tek adam rejimlerinin demokrasi için nasıl bir tehdit olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ülkelerin sıkıntıları ancak milli iradenin en geniş temsil imkanı bulduğu parlamentolarda çözülür. Biz kardeş Tunus halkının bu sıkıntılı dönemi atlatacağına, demokrasinin kazanımlarını koruyacağına inanıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Teşekkür ediyorum. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Müsaadenizle onları ileteceğim. Ulusal kanal tarafından yönlendirilen iki soru var. Ulusal kanalın ilk sorusu şöyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, tanıtılması için bazı öneriler, atılması gereken adımlar gündeme geldi. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacak ülkelerde tartışılıyor. Dünyadaki ve özelde Doğu Akdeniz'deki dengelere bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hangi ülkeler tanımaktan Hangi ülkeler tanımamaktan yana olur? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983'te kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi daha ilk günden beri Kıbrıs Türklerinin haklı davasının yanında oldu. Yine son dönemde Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız bir ülke olarak tanınması ile ilgili ilk, ilk açıklamanın Sayın Genel Başkanımızdan geldiği de unutulmamalıdır. 1983'ten bu yana adada varlığını sürdür, sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs meselesi çözülmeden Güney Kıbrıs'ı üye kabul eden Avrupa Birliği'nin e, Avrupa Birliği üye üye kabul etmesiyle Avrupa Birliği'nin üye kabul etmesiyle birlikte iki ayrı devletin varlığı fiilen kabul edilmiştir. Yani şu anda bu fiili durumun artık hukuki duruma çevrilmesinin zamanı da gelmiştir. Tabi hükümetin de bu konuda gerekli çabayı göstermesi gerekir. Özellikle Kıbrıs'a yapılan son ziyaret sürecindeki müjde söyleminin bu konuda bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etmemiz gerekir. Kuzey Kıbrıs'ın başta dost ve akraba ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından tanınması için açık bir çağrı yerine Kuzey Kıbrıs'a bir saray yapılması projesinin ortaya atılması gerçek bir hayal kırıklığı olmuştur. Evet. Efendim Ulusal Kanal'ın diğer sorusu da şöyle. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın HDP'nin kapatılması davasında yaptığı iş yükü açıklamasına tepkiler geldi. Aslan'ın bu açıklamasının HDP'nin kapatılmasına karşı bir görüş olduğu belirtildi. Bu nedenle de istifası istendi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Yani anayasa mahkemesinin gündemine anayasa mahkemesi hakimdir. CHP olarak da bizim bakış açımız bellidir. Siyasi partileri millet açar, millet kapatır. ATV tarafından yönlendirilen bir soru var efendim. Soru şöyle. İyi Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, FETÖ'cü Semih Terzi'yi savunduğu için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nasıl? İYİ Parti'den ve İYİ Parti'nin il başkanlığından bu konuyla ilgili gerekli açıklama yapılmıştır. Bizim bu açıklamalara ilave edeceğimiz herhangi bir husus olamaz. Efendim Fox TV'nin bir sorusu var. Fox TV'nin sorusu şöyle. Vakalar artıyor. Uzmanlara göre yeni bir dalga tehlikesi kapıda. Ama Sağlık Bakanı sık sık yaptığı basın toplantılarından vazgeçti. Sadece sosyal medyada uyarılarda bulunuyor aşı olun dikkat edin demenin dışında vaka artışına dair bir plan ya da açıklama şu ana kadar yok. Siz bunu ve son dönemin salgın yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında biz daha salgının en başından itibaren bilim kurulunun siyasetten bağımsız millete güven verecek bir sözcü aracılığıyla salgını ve salgında alınması gereken tedbirleri değerlendirmesi gerektiğini savunduk. Ama açıklamaları Sağlık Bakanı yaptı. Süreç içerisindeki bakanın çelişkili açıklamaları, vaka ve hasta sayılarını karartması, özellikle Çin aşısında ısrar ederek 6 ay gibi çok önemli bir zamanı kaybettirmesi, Sağlık Bakanı'na olan güveni de olumsuz etkiledi. Şunu bilmemiz gerekiyor. Salgınla mücadelede en önemli sermaye güvendir. Bu güven kaybının yarattığı acı ve sıkıntıları şimdi milletçe yaşıyoruz. Evet. E Efendim Rudav TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Korona vakalarının yeniden artmasının yarattığı bazı endişeler var. Ekonomik hayatın olumsuz etkilenmesi, vatandaşların geçim sıkıntısının artması gibi sizin öngörüleriniz nedir? İşsizlik ile ilgili orta vadede ciddi bir artış söz konusu olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin saha araştırmalarına göre Türkiye'de işsizlik oranı kaç civarında? Şimdi en son söyleyeyim yani saha Araştırmasının ötesinde bir kere TÜİK'in resmi rakamları var. 10 milyon civarında işsizimiz var. Biz sahaya çıktığımız zaman bu işsizliğin çok daha derin ve e, yakıcı olduğunu da açık seçik sahada e, görme, müşahede etme, izleme imkanını buluyoruz. Şimdi tabii şöyle bir şey. Yani bu açılma sürecinde. Daha önce devlet esnafa doğru düzgün hiçbir yardım vermedi. Sadece borç verdi. Esnafımızla dükkanını açabilmek için elinde avucunda ne varsa sattı dükkanını açtı. Bir daha kapatılırsa dükkanı elinde avucunda herhangi bir şey kalmadı. Dolayısıyla bunun faturası son derece ağır olur. Bu nedenle hükümeti bir kere uyarıyoruz. Vatandaşın maske, mesafe ve temizlik konusunda lütfen uyarın. Biz de uyarıyoruz. Ne yapıldığını takip edin. Eğer siz takip etmezseniz, siz görmezden gelirseniz bazı şeyleri e, hükümet olarak e, vatandaşımızda Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya değiliz diyecektir. Verileri doğru düzgün açıklayın. Biraz önce söyledim açıklanmayan veriler. Vatandaşımız verileri bilsin. Ona göre kendi tedbirini alsın. Tekrar söylüyorum. Salgın bitmiş değildir. E, aşılama konusunda bir yavaşlama söz konusudur. Bu nedenle vatandaşlarımız aşılamayla ilgili yani vatandaşlarımızın aşılanmasıyla ilgili faaliyetler yeniden hızlandırılmalıdır. Türkiye bu pandemi nedeniyle yeni bir kapanma sürecini yaşamamalıdır. Bunun sonuçlarının çok ağır olacağını, yaratacağı hasarın çok ağır olacağını buradan bir kere daha ifade etmek isterim.